Baya korkumuz bu. Emre Kaplan karşımızda. tabii Emre merak ettiğimiz hususlar şu anda konuştuklarımızın biraz da dışında. Senin alanına girelim. Birincisi e, Sayın Yiğit Şerdan'ın ekibiyle Okan Buruk arasında bir görüşme oldu mu? Ve o görüşmeden nasıl bir sonuç çıktı eğer olduysa bunu merak ediyoruz. Diğer yandan galiba sadece Yiğit Bey katılmıyor. E, Sayın Hamamcıoğlu'nun teklifi işte bütün adaylar bir araya gelsinler konuşulsun e, denilmişti. Teknik direktör meselesi transferde adı geçen oyuncular var. Galatasaray'ın gündemi hala çok yoğun. Biz hemen sözü sana bırakalım. Teşekkürler Mustafa Göksu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten Galatasaray'da hep bunu söylüyoruz aslında son dönemde. Belirsizliklerin sayısı çok fazla. Hem başkan konusunda hem teknik direktör konusunda hem kadro konusunda bütün aslında temel noktalarda Galatasaray'da bir belirsizlik olduğunu söyleyebiliriz. Sayın Yiğit Şarda'nın görüşmesiyle başlayalım isterseniz. Burada tabii kendilerinin şöyle bir düşüncesi var. Mevcut yönetimin devamı olarak, düşünce yapısı olarak ve eylem politikası olarak mevcut yönetimin devamı olarak nitelendiriliyor. Genel itibariyle yönetim listesi de kurgulanma şekli de bu yönde gerçekleşti. Bu nedenle Fatih Terim'le yola devam etme düşünceleri yok. Bunun için de bir alternatif plan arayışındalar. Ben açıkçası bu görüşmeyi doğrulatamadım. Okan Buruk'la yapılmış ya da yine Bülent Korkmaz iddiası da var. Yiğit Şardan ekibinin bu iki isimle görüştükleri teknik direktör adayı için teknik direktör adaylığı için bu iki isimle görüştüklerine dair bu doğrulatabildiğimiz bir bilgi değil ama yapılan çalışmaların içerisinde olan ve kafalarındaki planlamada yer alan isimler olarak değerlendiriliyor. Fatih Hoca'nın eğer başkan ol, olursa Fatih Hoca'nın yerine Okan Buruk ya da Bülent Korkmaz'ı getirmek istediklerini biliyoruz ama dediğimiz gibi henüz görüşmeyi doğrulatabilmiş değiliz. Bunun dışında diğer başkan adaylarının bir ortak toplantısı aslında bu Galatasaray Cemiyeti'nin yaptığı bir çağrı. 11 Haziran'da Neyse. yanılmıyorsam ya da 13 Haziran'da 3 başkan adayı tek tek şu anda davet, pek iştirak pek ediyor gözüküyor. Metin Öztürk, Burak bizim Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray Cemiyeti'nin ev sahipliğinde yani? bir görüşme gerçekleştirecekler. Ve Galatasaray'ın genel yapısıyla alakalı, bundan sonraki sorunlarla alakalı ve oluşturulan projelerle alakalı Galatasaray başkan adayları hep birlikte bir görüşme, bir toplantı gerçekleştirecekler. Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun da bu yönde bir çağrısı olmuştu. Burak Elmas öncelikle bunu kabul ettiğini ifade etti. Sayın Metin Öztürk de bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve 13 Haziran'da bu toplantının, bu görüşmenin gerçekleşeceğini söyleyelim. Galatasaray Demokrasisi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Bunun dışında tabii ki sağ içi planlaması ile ilgili de bir yandan adımlar atmaya çalışıyor Galatasaray'da şu an mevcut yönetim ama çok somut adımlar atılabildiği so somut adımlar atılabildiğini söylememiz çok kolay değil. Jetson Fernandez transferi için Galatasaraylı idarecilerin bir takım girişimleri var. Kulübüyle şöyle bir görüşme var. Galatasaray'ın kiralama bedeli olarak 1 milyon euro ödeyeceği ve satın alma opsiyonunu da zorunlu olarak anlaşmaya koydurup 10 milyon euro civarında oyuncunun bonservisini alma yönünde bir istek var. Ama kulübü oyuncuyu direkt olarak satmak istiyor, bonservisiyle göndermek istiyor. Galatasaray bir sezon kiralayıp sonrasında satın alma anlaşmasıyla birlikte oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Bunun dışında son günlerde ifade ettiğimiz şeyleri bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Onyekuru ile ilgili özellikle durum merak ediliyor. Galatasaray yönetimi Onyekuru ile en azından opsiyon süresi içerisinde bir görüşme gerçekleştirmeyecek kulübüyle. Sonrasında eğer şartlar uygun olursa biraz daha düşük rakamlara belki Galatasaray'a daha uygun maliyetlere Onyekuru için de bir girişim olabilir ama bugün itibariyle o 4 milyon 350 bin euroluk, 4 milyon 350 milyon euroluk anlaşma ve opsiyondaki durum kullanılmayacak gibi gözüküyor. Peki sevgili Emre teşekkür ederiz. Sorular var mı Emre Kaplan'a? <laughs> Yani her şeyi gerçi e, şey etraflıca anlattı ama. Etraflıca anlattı. Ya benim anlamadığım Emre Kaplan şu. Başkan adayları ki buna Yiğit Şardan da dahil şöyle bir dönemde, şöyle bir dönemde Galatasaray için kırmızı çizgi özellikle Galatasaray taraftarı için Galatasaray markasının yanına yakıştırılan ve imparator sıfatını alan Fatih Terim için Fatih Terim'le çalışmayı düşünmüyoruz diyerek seçime gitmek bana göre akıl tutulması. Kusura bakmasınlar. Fatih Terim şurada haklı. Evet egoları olabilir, çalışması zor bir hoca olabilir ama başarılı bir teknik direktör. Siz elinizdeki en büyük değere, en büyük değere sırtınızı döndüğünüz anda Galatasaray taraflarını kaybedersiniz. Siz Galatasaray'ın borcunu sıfırlasanız bile e, sahada başarılı olamazsanız ki yabancı bir teknik direktör, e, Fatih Terim'in fikrini alma. Ha şöyle olabilir, gidersiniz Fatih Terim'e, Fatih Terim der ki ben çalışmayı düşünmüyorum, dinleneceğim. Ama Fatih Terim'in fikrini almadan, Fatih Terim'e teklif yapmadan ben çalışmayı düşünmüyorum demek bana göre seçim kaybettirir. E, kulüslerde ne konuşuluyor mesela, Fatih Terim'le çalışmayacağını söyleyen başkan adaylarının şansı var mı ya da? Zeki abi aslında şöyle söyleyelim, Sayın Yiğit Şarda'nın direkt olarak kendi ağzından böyle bir beyanı olmadığını da söyleyelim. Ama düşünce şekli dediğimiz gibi mevcut yönetimin devamı gibi Sayın Abdurrahim Albayrak'ın da güçlü olarak yer aldığı bir liste. Ve Mustafa Cengiz'in fikirlerini en azından kısa vadede sürdürecek gibi gözüküyor. Bu noktada da Terimle çalışma durumu ortadan kalkıyor tabii, o ihtimal ortadan kalkıyor. Ama kulislere dö dönüp baktığımızda tabii hem Sayın Burak Elmas hem Sayın Metin Öztürk, direkt olarak Fatih Terim'le çalışmak istediklerini kendi ağızlarından verdikleri röportajlarda ifade ediyorlar. Bu tabii genel kurul üyelerinde olumlu ya da olumsuz anlamda da etki yaratabiliyor. Dışarıdaki şu anda tabii ki taraftara sorulsa %99'u belki burada da o %1'lik ihtimali açık tutmakta fayda var ama %99'u sizin söylediğiniz gibi düşünüyor. Fatih Terim'le yola devam edilmesi gerekiyor. Galatasaray'ın efsanesi ve takımın başında olması gerekiyor şeklinde ama genel kurul üyelerinin hepsi aynı düşüncede değil. Bu aslında seçim kulisinde seçimle ilgili Galatasaray siyasetinde bazı noktalarda artı da yazabilecek bir şey. Çünkü Fatih Terim'den belki tırnak içerisinde çok fazla haz etmeyen genel kurul üyelerinin de var olduğunu düşündüğümüzde, onların da oy kullanacaklarını düşündüğümüzde dışarıdaki taraftarla aynı fikirde değil bazı genel kurul üyeleri. Bu nedenle aslında Galatasaray siyaseti açısından belli noktalarda işe bile yarayabilir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Galatasaray genel kurulunda da ağırlıklı düşünce Fatih Terim'le yola devam edilmesi yönünde ve yine Fatih Terim'le tabii ki çalışacağını söyleyen adayların bu anlamda biraz daha avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Bir soru daha hemen devamı. Ee, Abdurrahim Albayrak'la Fatihlerim arasında bir sıkıntı var mı? Çünkü onlar bildiğim kadarıyla 30 yıldır dostlar. Çok büyük dostlar ve Abdurrahim Albayrak'ın nasıl Fatihlerim Fatih Terim hayranı olduğunu biliyorum. Yani e, o kadar büyük Fatihlerim Terim hayranı ki gelinen bu noktada Abdurrahim Albayrak ki Yiğit Şardan kazanırsa başkan yardımcısı olur. Yiğit Şardan'ı da ikna eder diye düşünüyorum. Abdurrahim Albayrak hiçbir zaman Fatih Terim dururken başka bir teknik direktöre gitmez. Ne oldu ki aralarında bu kadar Fatih Terim'den vazgeçecek noktaya geldiler ki ben bugüne kadar o konuda en ufak bir bilgi edinemedim. Seki abi şöyle söyleyelim. Sayın Albayrak Mustafa Cengiz ve Fatihlerim arasında uzun zamandır zaten bir sır değil yaşanan gerilim, polemik savaşları, demeç savaşlarının olduğu tüm dönemlerde bir denge unsuru olarak hem Sayın Mustafa Cengiz'in yanında yönetici olarak yer alıyordu hem de Florya'da Fatihlerimi de ikna eden, Fatihlerimi de biraz daha motive eden tarafta Sayın Abdurrahim Albayrak vardı yönetim kanadında. Ama son dönemde dikkat ederseniz son haftalardaki deplasmanlarda Sayın Abdurrahim Albayrak hiç ne takım otobüsünde, ne takım uçağında, ne de takım otelinde göremedik. Son Ankara deplasmanına Yusuf Günay ile birlikte gelmişlerdi. Direkt olarak stada geldiler ve stattan araçta ayrıldılar. Onun dışında da yine buna benzer görüntüleri gördük. Son dönemde biraz aralarında bir problem, aralarında bir gerginlik olduğu sır değil. Özellikle ipin koptuğu noktada şu, Sayın Mustafa Cengiz'in yaptığı son basın toplantısında... Fatih Terim'le ilgili ifadeleri kullanırken özellikle Fatih Hoca'nın Malatya spor maçı sonrasındaki basın toplantısına atıfta bulunurken Sayın Abdurrahim Albayrak ve Sayın Yusuf ile birlikte bu toplantıyı takip ettiklerini ve benzer reaksiyonlar gösterdiklerini, tepki gösterdiklerini ifade etti. Bu da artık Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak arasındaki o iplerin tamamen resmi olarak koptuğu anlamına geliyor. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi çok uzun sürelere dayanan, çok uzun yıllara dayanan bir dostluk, mesai arkadaşlığı, kadar arkadaşlığı var iki isim arasında. İlerleyen dönemde bu ilişkilerin... Daha olumlu hale dönmesi söz konusu olabilir bir yönetim değişikliği yaşandıktan sonra ama bugün itibariyle bu ikiliyi yan yana görmemiz çok kolay olmayacaktır. Tabii ben eski, öyle düşünmüyorum. Evet, eski dost, düşman olmaz diye düşünüyorsunuz siz. Ben öyle düşünmüyorum. Abdurrahim Albayrak asla Fatihlerimin saygıda saygıda kusur etmez. Onu söyleyeyim. O kadar seviyor. E, tamam, Mustafa Cengiz de başkanla sıkıntı olmuş olabilir ama Abdurrahim Albayrak'ın ağzından ben Fatih Terim'le ilgili tek kelime, en ufak bir eleştiri duymadım, okumadım. Ee, bu eleştiriyi de yapacağını düşünmüyorum. Dost muhabbetinde bile değil mi? Dost muhabbetinde evet. bile yapmaz. Çünkü çok büyük Fatih Terim hayranıdır. Ve Galatasaray'ı çok seviyor. Bak, birinci sıraya Fatih Terim'i koyarım Galatasaray sevdalısı olarak. İkinci sıraya da Abdurrahim <laughs> Albayrak'ı koyarım. Ortada bir şey yokken bir anda... Ters düştüler işte Mustafa Cengiz'de sorun var diye. Tamam Mustafa Cengiz'de Fatih Terim arasında sorun olabilir ama Abdurrahim Albayrak Al arasında yeni bir döneme giriliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Hatta şunu da iddia ediyorum. Ee, Yiğit Şar'dan kazanamazsa bile başka bir ekip Fatih Terim'le çalışmayı düşünmeyen bir ekip kazansa bile Abdurrahim Albayrak devreye girip Fatih Hoca'ya ayıp etmeyelim. Önce onunla konuşun diyecek kadar Galatasaraylı. O yüzden hani suni bir kriz varmış gibi e, bir... Durum var ortada sanki. Çünkü Fatih Terim konuşmuyor şu anda. Doğru olanı yapıyor. Bekliyor. Gelen teklifler için de bir 20 Haziran sonrası görüşelim. birkaç yurt dışından gelen teklife bu cevabı vermiş. Yani Fatih Terim şu anda sesim sonrasını bekliyor. Ki ayağına gidersin. Hocam kırıldı, kırıl kırıl yani küstürüldün, kırıldın, yıpratıldın ama sen çok büyük bir değersin. Biz seninle çalışmak istiyoruz. Bu kadar ya. Bunu dediğin anda 25 milyon Galatasaray taraftarının da arkasını alıyorsun. Çok büyük bir gücü de arkana alıyorsun. Ve en güzelinde de ne? Kafan rahat olacak. Sahaya hiç odaklanmayacaksın. Sadece ne? Ekonomi tarafıyla ilgileneceksin. Öbür türlü macera. Sahada başarısız oldun mu bittin. Fatih Terim'e iyi bir kadro kurarsan sahada da başarılı olursun. Emre Kaplan'a teşekkür edelim. Teşekkür edelim. Emre çok teşekkür ederiz katkılarından Teşekkürler dolayı. Teşekkürler sevgili Ordu Emre. olduğunu bilmiyordum Emre. abi bir ara daldı programı seninle yapıyor. <laughs> Ahmet Hoca. Ahmet Hoca da biz de buradayız bu arada. Kusura bak iyi yanmışsın kardeşim. İyi güneşlenmişsin. Geldi beyazladı bile bir günde. <laughs> Beti Bey'in zatı derler ya hocam değil mi? Dün Fedon gibiydi yayında. Bugün bayağı İstanbul'a geldi. Kuruma gelince böyle bir nur geliyor demek <gülüyor> <gülüyor> hocam bir Emre teşekkür ederim katkılarından dolayı.